Arkadaşlar, herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile veri analizi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Artık yavaştan test istatistiği konusuna ısındığımızı varsayıyorum. Birlikte yavaş yavaş öğrenmeye devam ediyoruz. Acelemiz yok. Otura otura, yani herhangi bir kafamıza soru işareti kalmadan ilerlemek istediğim için hem yavaş gidiyoruz hem de emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Şimdi bir önceki videomuzda arkadaşlar tek örneklem için, yani aslında tek bir grup için T testini sizlere anlatmaya çalıştım. Bu yapı ne işimize yarıyordu? Ortalamayı herhangi bir değerle karşılaştırmak istediğimizde istatistiki olarak anlamlı veya anlamsız diyebilmek adına kullandığımız bir t-test yapısıydı. Sizlere t-test yapısının aslında 1 ve 2 gruptan oluştuğunu ve hatta bu iki grubun da bağımlı ve bağımsız şeklinde ikiye ayrıldığını söylemiştim bir önceki videoda. Eğer yanlış hatırlamıyorsam, söylemediysem de şimdi söylemiş oluyorum. Peki, artık tek bir grup için T testinin mantığını anladık. Artık geldik iki grup için T testi nedir, nasıl kullanılır ve neden kullanılır onu biraz anlatmaya çalışalım arkadaşlar. Peki, T testi bir bağımsız, iki grup için konuşuyorum şu anda. Artık tek grup konusu kapandı. İki grup için konuştuğumuzda burada bağımlı kısmı gösterilmemiş ama bağımlı kısmı da önemli arkadaşlar. Onu da sizlere anlatmaya çalışacağım. T-test yapısı iki grup için hem bağımsız hem de bağımlı veya bu bağımlı yapıya eşlenik ismi de veriliyor arkadaşlar. Eşlenik örneklem için kullanılan T-testi yapısı. Bu noktada dikkat ederseniz tek bir örnekleminden farkı olarak iki gruptan bahsediyoruz. Yani bu ne demek aslında? Örneğin bir cinsiyet, mesela kadın erkek iki grup veya medeni durum, evli bekar gibi sadece değişken içerisinde grup sayısının iki olduğu durumda kullanıyoruz. Eğer bu grup 3 veya üzeri olursa, mesela bu ne diyebiliriz? İşte eğitim. İşte kişiden mesela eğitim ile ilgili bilgi istiyorsunuz. İşte ilkokul mezunu, ortaokul mezunu, lise mezunu, üniversite mezunu, yüksek lisans, doktora gibi. Bakın, bunların her biri birer grup olduğunu varsaydığımızda grup sayısı 3'ün üzerine çıkıyor. O noktada da daha ilerleyen süreçlerde göreceğimiz ANOVA yapısını sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu arada bakın, tekrarlı, yani eşlenik dediği yapı bu aslında. Buranın içerisine koymamış ancak tekrarlı ölçüm adı altında, o da buradaymış. Şimdi dikkat ettim. Peki, bizim bugünkü konumuz nedir? Bağımsız T testi yapısı iki grup için arkadaşlar. Şimdi ne dedik? İşte cinsiyet veya medeni durum gibi iki tane gruptan bahsediyoruz. Peki, bağımsız T testi, yani bağımsız iki örneklem T testi yapısının kullanım amacı nedir? Buradaki bizim amacımız, bu testi kullanmaktaki amacımız arkadaşlar, bir olgunun bu iki grubun üzerindeki etkileri arasında herhangi bir fark var mı yok mu, bunu istatistiki olarak kanıtlayabilmek aslında. Örneğin bir sınav düşünelim. Bir sınıfta veya bir üniversite sınavı düşünelim arkadaşlar. Eğer bu sınava giren öğrencilerin aldığı ortalama puanın 30'dan farklı olduğunu, tamamen atıyorum sayıyı, 30'dan farklı olduğunu iddia edersem bu aslında tek bir örneklem T testidir. Neden? Çünkü herhangi bir grup yok. Sadece öğrenci var. Tek bir grup aslında ve öğrencinin girmiş olduğu sınav üzerinden. Peki, bu soruyu biraz da şöyle değiştirirsem nasıl olur? Bu sınavdan alınan puanlarda sınava giren öğrencilerden erkek ve kadın gruplar arasında bir fark var mıdır? Bakın, burada devreye cinsiyet faktörü giriyor. Cinsiyet faktörü iki gruplu bir yapıdır. Ve bu iki grubun üzerinde çalışmış olduğumuz, mesela sınav yapısından devam ediyoruz. O sınavda aldıkları puanlar üzerinde bir farklılık var mı yok mu istatistiki olarak? Bu bizim bağımsız iki grup T testini kullanmaktaki ana amacımız arkadaşlar. Veya genellikle işte haberlerde mesela daha çok duyarsınız veya internette kesin karşılaşmışsınızdır.
İşte derler ki işte erkekler kadınlara göre şu olayda biraz daha farklıdır. İşte kadınlar şu konuda daha farklı tutum sergilerler. İşte örneğin erkekler kadınlara göre internette daha fazla vakit geçirirler. Yani bunlar aslında bilimsel olarak dayanağını gösterebilmek için aslında mesela biraz önceki örnekten devam edelim. İşte erkekler kadınlara göre internette daha fazla zaman geçirir. Bu bir iddia. Bu iddia sonucunda çalışmayı yapan kişiler örneklemlerini alır, verileri toplar ve bu veriler üzerinden arkadaşlar, örneğin uygun olan hangisi? İki grubumuz var, tek bir ölçüm değerimiz var. Bu ölçüm değer yapısını da biz iki gruptan oluşan bağımsız t-testi yapısını kullanabiliyoruz. Yani kısaca aslında iki örneklem yapısının t-testi bizlere iki grubun ortalamasını karşılaştırıyor. Fark var mı? Fark yok mu? Ve bunu istatistiki olarak işte mesela %95 güvenle, %90 güvenle artık güven yapısının da ne olduğunu biliyoruz. Bunun üzerinden bir çalışma gerçekleştiriliyor ve bu çalışma sonucunda da sonuçlar ortaya çıkıyor ve karşımıza da haberlerde işte erkekler kadınlara göre internette daha fazla vakit geçiriyor iddiası doğrulanıyor. Yani tamamen aslında mantık bu çerçeve içerisinde işliyor arkadaşlar. Peki buradaki bağımsızlık yapısı nedir? Veya iki grup için bağımlı t-testi yapısı nedir? Aslında burada bağımsız dediğimiz yapı arkadaşlar, bu iki grup içerisinden çekilen örneklem yapılarının birbirini etkilememesi durumu. Yani birbirleriyle bir ilgisinin olmaması durumunu söylüyor. Ancak daha sonra anlatacağım tekrarlı t-testi, eşlenik t-testi veya bağımlı t-testi dediğimiz yapıda da burada iki grup yapısı da birbirleriyle aynı. Peki bu nasıl oluyor arkadaşlar? Örneğin bir diyet programının işe yarıp yaramadığı hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız bir örneklem grubu seçersiniz. Kadın ve erkek mesela bu grup içerisinde bulunurlar. Bunları diyetten önce belli bir ölçüm yaparsınız. Daha sonra diyeti uygularsanız diyetten sonra yine aynı örneklemlerle ikinci bir test daha yaparsınız. Ve bu öncesi ve sonrası olarak birbirlerinin arasındaki ortalamada fark var mı? Bunu tespit etmeye çalışırsınız. Yani bağımsız t-testi yapısında bu yoktur, dikkat edin. Bağımlı, tekrarlı veya eşlenik dediğimiz t-testi yapısında örneklemler test sürecinden önce de aynıdır. Test sürecinin sonunda da yine aynıdır arkadaşlar. Mesela işte nedir? Sağlık alanında çok kullanılan işte mesela aşı. Aşının işte örneklemler üzerinden değerlendirilmesi. Aynı örneklemler aşıdan önce bazı değerler ölçülür, aşıdan sonra bazı değerler ölçülür ve öncesi ve sonrası değerler ortalama olarak birbirleri arasında bir farklılık var mı şeklinde bir süreç ilerler ve bunun sonucunda da arkadaşlar akademik bir makaleye konu olabilirler ki T-testlerinin sağlık bilimi açısından da dediğim gibi çok fazla akademik yazılar mevcuttur arkadaşlar. İnternetten de yine bu tarz meraklarınız varsa bunları inceleyebilirsiniz. Peki yapıyı biraz daha irdeleyelim. İçerine biraz daha bakalım. Dediğim gibi hemen böyle bir video ile bitebilecek bir konu değil. Elimden geldiğince de yavaş ilerlemeye çalışıyorum arkadaşlar. Adım adım gitmeye çalışıyorum. Peki bizim bugünkü konumuz neydi? Bağımsız t-testi iki grup için. Dikkat edin. Yani şuradaki iki grup için bağımsız t-testi. Artık grubun ne olduğunu da biliyoruz. Şimdi bu yapı ile ilgili hipotez yapısı nasıl oluşturuyor? İlk önce ona bakalım isterseniz. Şöyle geldim. Şimdi öncelikle mesela H0 mü eşittir 10. H1 mü eşit değildir 10. Artık bunun, şunu da aşağı doğru kaydıralım. Tek örneklem t-testi hipotez yapısı olduğunu biliyoruz. Tek örneklem t-testi veya z-testi fark etmiyor. Tek örneklem yapısının hipotezi olduğunu biliyoruz. Eğer örneklem grubumun iki tane olduğunu varsayarsam, örneğin erkek ve kadın, şöyle yazalım, erkek ve kadın yazarsak,
Bu iki grubu karşılaştırma yapacağım için hipotez de şu şekilde oluşturulur arkadaşlar. H 0, mü 1. Mü 1 nedir? Mesela grup için erkek veya işte mü e dersiniz, fark etmez. Eşittir mü 2. H 1 eşittir, pardon, eşit değildir. Mü 1 eşit değildir, mü 2. Veya bunu şu şekilde de görebilirsiniz. H 0 mü 1 eksi mü 2 eşittir 0. H 1 mü 1 eksi mü 2 eşit değildir 0. Bu ikisi de aslında aynı şey. Bazı kaynaklarda bu şekilde, bazı kaynaklarda da bu şekilde sizlere anlatılmaya çalışılır. Yukarıda görmüş olduğumuz erkek ve kadın örneğinden gidersek, birinci grubun, erkek grubunun ortalaması mü 1, kadın grubunun ortalaması mü 2 ise, bu H0 hipotez yapısı, dikkat ederseniz, birbirine eşit. Aslında bu şudur. Gruplar, özür diliyorum. Gruplar arası fark yoktur. Gruplar arası fark yoktur. Hani H0 hipotezine biz zaten hipotezler konusunu anlatırken ne demiştik? Farksızlık hipotezi ismini de vermiştik. Gruplar arası fark vardır. Şöyle yazabiliriz. Yani H0 fark yoktur gruplar arası. Mesela örnek üzerinden gidersek erkek ve kadın arasında fark yoktur. Neyde fark yoktur mesela? Örneğin bir reklam düzenlediniz, bir reklam yaptınız ve bunun cinsiyet üzerindeki tutumlarını inceliyorsunuz. Yani ne diyebiliriz mesela buna? Mesela olumluluk, mesela olumlu bir tutum mu sergiliyorlar? Bunun üzerine bir çalışma yaptınız cinsiyet üzerine. Erkek ve kadın grupları üzerinden aldığınız verilerle şöyle bir sonuca varabilirsiniz. Erkek ve kadın grupları arasında bu reklam filminin dikkat çekme ortalamaları arasında bir fark yoktur veya bir fark vardır. Amacınız örneğin kadınlara yönelik bir reklamsa bunu test edebileceğiniz bir hipotez yapısı burada mevcut. Veya işte erkekler şöyle yazabiliriz mesela. Büyüktür veya küçüktür yapısını da biliyoruz artık. İşte erkeklerin grubunun kadınların grubundan büyük olduğu veya düşük olduğu iddiaları üzerinden de işlemler yapabilirsiniz. Bazen şu ben büyüktür küçüktür yapısını unutuyorum ama artık eşittir veya eşit değildir yapısının çift kuyruk, bunların da tek kuyruk yapısı olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bu tamamen ortaya atılan iddia ile ilgili hipotezin oluşturulma süreci. Peki, hipotez yapısı nasıl kuruluyor? Bu şekilde bunu öğrendik. Peki, test istatistiğinin formülü ne? İsterseniz ona da yavaş yavaş girelim şöyle. Bu arada formül yapılarını eğer herhangi bir sınava girmeyecekseniz arkadaşlar ezberlemenize gerek yok. Ben sadece teorik olarak gösteriyorum. Sonuçta biz bunları yazılım üzerinden hesaplattıracağımız için bunları teker teker ezberleyin vesaire gibi bir şeye girişmeyin. Veya işte sınavlarda da mesela bilmiyorum bizim dönemimizde sınavlarda bu formülleri bize sınavlarla birlikte bir kağıtta verirlerdi. Çünkü formülü her zaman her yerde bulabilirsiniz. Önemli olan hocanın sizlere sınavda sorduğu sorunun hangi teste uygunluğu olduğunu bilebilmek ve onu uygulamak zaten. Aslında ölçülmesi gereken de bu sınavlarda. Ama bazı arkadaşlarımız maalesef işte bu formüller sınavlarda verilmiyor. Yani çocuk formülleri mi ezberlesin yoksa o sorunun ne olduğunu mu ezberlesin ve bu çocukların sadece bir tane de dersi yok yani onlarca dersi var. Hani bu konuda biraz daha dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum arkadaşlar. Neyse. Şimdi geldik T istatistik yapısına. Şöyle T istatistik yazalım veya T testi yazalım her zamanki gibi. Şöyle T test veya T hesap ne dersek artık. Şimdi öncelikle iki grup üzerinden işlem yaptığımız için birinci grubun örneklemini alıyoruz. Eksi ikinci grubun örneklem ortalaması aslında. Bunları çıkarttık, bölü diyoruz. Daha sonra karekök içerisinde arkadaşlar şöyle
bir S kare diyoruz. S kare neydi aslında? Örneklem varyansıydı. Hani hatırlarsanız popülasyon standart sapması bu. Popülasyon varyansı bu. Örneklem standart sapması bu. Örneklem, pardon, özür diliyorum. Popülasyon standart sapması, popülasyon varyansı, örneklem standart sapması, S kare de örneklem varyansı. Şimdi örneklem varyansını buraya yerleştirdik. Daha sonra arkadaşlar karekök içerisinde 1 bölü N1. N1 dediğim nedir? Erkek grubunun, mesela iki grup varsa erkek grubunun sayısı, kaç örneklem aldığınız artı diyoruz. 1 bölü N2. Bu da ikinci grubun örneklem sayısı. Örneğin 30 tane örneklem aldıysanız 15 tane erkek, 15 tane kadınsa bu durumda N1 de 15, N2 de 15 değerine karşılık buluyor arkadaşlar. Şurayı da bir silelim. T-istatistik yapısı bu. Burada önemli olan, yeniden hesaplanması gereken nokta şuradaki S kare arkadaşlar. S karenin altında veya üzerinde dikkat ederseniz hangi örnekleme ait olduğu ile ilgili bir bilgi yok. Çünkü iki grup için çalıştığımızda arkadaşlar ortak bir varyans çıkartmamız gerekiyor ki bu formüldeki S kare aslında ortak varyans dediğimiz bir yapı. Bunu da açtığımızda şöyle S kare diyelim arkadaşlar. Şöyle uzunca yazalım. M1 eksi 1 çarpı S1 kare. S1 kare nedir? Birinci grubun varyansı, örnek varyansı. Dedikten sonra artı diyoruz arkadaşlar. Şurası 1. N2 eksi 1 diyoruz ve çarpı ikinci örneklemin varyansı. Bunları buraya yazdık. Daha sonra ise N1 artı N2 eksi 2 değerini buraya yazıyoruz. Buradaki S karenin açılımı da burası arkadaşlar. Dediğim gibi eğer sınavda çözecekseniz bu formülleri bilmeniz gerekiyor. Yani eğer formül kağıdı verilmediyse. Bu alt kısımda görmüş olduğunuz N1 artı N2 eksi 2 yapısı da arkadaşlar T dağılımının serbestlik derecesidir. Yani T tabloya baktığımızda artık serbestlik derecesini alfa virgül N1 artı N2 eksi 2 olarak bakmamız gerekiyor. Sonuçta T tablosunda da bir serbestlik derecesi arayacağımızı artık öğrenmiş olduk arkadaşlar. Peki formülü öğrendik, hipotezi de öğrendik. Aslında neden kullanıldığını da öğrendik. İşin biraz daha ileri kısmına bakalım. Varsayımları nedir bu yapının? Şöyle bir sayfa daha açalım. Yani şöyle. Şimdi varsayımlar biraz var arkadaşlar. Ama dediğim gibi dikkat etmemiz gereken noktaları ben size zaten söyleyeceğim. Şimdi bir, çekilen örneklemler rastsal olmalı. Bu artık bizim olmazsa olmazımız. Bu yapının rastsal olarak çekildiğini tanımlamamız gerekiyor. Yani random olarak yapılmış olması gerekiyor ki aslında parametrik test varsayımıdır bu. Geldim ikinci varsayıma arkadaşlar. Bağımlı değişken sürekli olmalıdır. Şöyle yazalım. Bağımlı değişken. Değişken sürekli olmalıdır. Bu arada değişkenler yapısını en başta size anlatmıştım. Bağımlı değişken, bağımsız değişken, sürekli değişken, kesikli değişken diye. Bu noktadaki bağımlı değişken aslında şu arkadaşlar. Örneğin cinsiyete göre alınan notlarda bir farklılık var mı sorusu üzerinden ilerlediğimizde buradaki bağımlı değişken notlardır. Geldim notlar. Veya işte mesela cinsiyete göre internette vakit geçirme süresi. O noktada da süre bizim için bağımlı değişkendir. Bu önemlidir arkadaşlar. Bağımlı değişken yapısının sürekli olması gerekiyor. Üçüncü varsayım yapısı bağımsız değişkenler. Şöyle geldim. Bağımsız değişkenler kategorik olmalıdır. Kategorik olmalıdır. Mesela erkek kadın. Erkek kadın.
evli, bekar gibi. Bakın bunlar aslında bir grubun kategorileridir. Yapı bu şekilde çalışıyor ve bağımsız değişken olarak tanımladığımız işte cinsiyet bir değişkendir. Medeni durum bir değişkendir. Bu değişkenlerin kategorik olup olmaması da içerisinde almış olduğu değerlerle ölçülür. Eğer erkek ve kadın dersem aslında cinsiyeti kategorize etmiş olurum. Evli veya bekar dersem de kategorize etmiş olurum. Bunlar ayrıyetten zaten bu değişkenlerin grup yapılarıdır arkadaşlar. Bu noktada dikkat etmemiz gereken nokta bu. Yani eğer bir kategorik yapıdan bizim sürekli yapıyı ölçebilmemiz gerekiyor. Ne dedik? Cinsiyete göre yapıyorsak bu işlemi neyi yaptığımızı, neyi ölçtüğümüzü sürekli değişken olarak tanımlamamız gerekiyor. Dediğim gibi mesela notlar sürekli bir değişkendir. Süre geçirilen süre sürekli bir değişkendir. Bu varsayımın da sağlanması gerekiyor arkadaşlar. Dördüncü varsayım yapısı arkadaşlar. Her bir grup için yani erkek kadın grubundan örnek verirsek her bir grup için bağımlı değişken normal dağılım göstermelidir. Şöyle yazalım. Her bir grup için bağımlı değişken normal dağılım göstermelidir. Bu ne demek aslında? Şimdi internet üzerinde geçirilen zaman hakkında mesela aldınız dediniz ki işte erkeklerin bir tane örneklemde atıyorum 3 dakika. İkinci erkeği aldınız atıyorum 5 dakika. İşte kadın aldınız atıyorum 7 dakika. İşte yine kadın aldınız atıyorum 5 dakika. Bunun gibi veriler toplanıyor. Daha sonra bu verileri kendi içerisinde ayırmamız gerekiyor. Erkekler kadınlar olarak ve erkekler için geçirilen zamanların hepsinin normal bir dağılım göstermesi gerekiyor. Kadınlar için de normal bir dağılım göstermesi gerekiyor. Geçirilen süreler üzerinden veya notlar. Yine notlar üzerinden bir analiz yapıyorsanız erkek ve kadınların notlarını ayrı ayrı dağılımlarına bakmanız gerekiyor. Bu normal bir dağılım göstermesi gerekiyor. Yani her bir grup için bağımlı değişkenin normal dağılım göstermesi dediği yapı aslında tamamen bu. Her bir grubun kendi içerisinde aldığı değerlerin normal dağılım göstermesi gerekiyor. Bu konuda umarım anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Beşinci varsayım yapısı. Eğer grup yapılarında normallikten bir sapma varsa, yani bir üstteki varsayımda bir problem varsa, normal bir dağılım göstermiyorsa, bazı kaynaklara göre N1 ve N2 değerinin 25'ten, bazı kaynaklara göre de N2'nin 15'ten büyük olması yeterli. Merkezi limit teoremi yapısına göre yine çok güçlü bir test olarak kullanılabiliyor. Bağımsız T-test yapısı eğer normallik göstermese bile burada önemli olan nokta hem erkek için yani N1 erkek sayısı, N2 kadın sayısı derseniz bu iki sayının da 25'ten yüksek olması gerekiyor. Bazı kaynaklarda 15, hatta bazı kaynaklarda 50. Yani bunların aslında şöyle tam böyle net bir sınır olmaması şu şekilde. Çünkü kişiler bunun üzerinden güç analizleri yapıyor arkadaşlar. Bazıları güç analiz sonucunda bu değeri 50 buluyor, bazıları 15 buluyor, bazıları 25 buluyor ama yani genel itibariyle aslında yapı N'in ne kadar çoğaldıkça yani N sayıları ne kadar çoğaldıkça aslında merkezi limit teoremine göre normal bir dağılıma yakınsadığı teorik olarak bilindiği için gönül rahatlığıyla kullanabiliyoruz biz. Eğer normallik varsayımında da bir problem ortaya çıkarsa N sayıları bizi oradan kurtarıyor diyebiliriz. Altıncı varsayım aykırı değer olmamalıdır. Aykırı değer olmamalıdır. Bu da aslında parametrik testlerin varsayımlarından bir tanesidir. Aykırılığı ayrı bir konu içerisinde birlikte yine işleyeceğiz arkadaşlar.
Belki de T testi için veya hatta grup yapıları için en önemli varsayımlardan bir tanesi varyansların homojenliği varsayımı. Şöyle geldim. Varyansların homojenliği veya diğer anlamıyla varyansların eşitliği varsayımı. Bu varsayım normal dağılım testleri gibi ayrı bir testle test edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Varyanslar homojen mi değil mi testinin iki grup için. Hatta hatırlarsanız parametrik testler varsayımının en son varsayımında demiştik ki varyansların homojenliği varsayımı var parametrik testler için. Ama yanına da parantez açmıştık. Demiştik ki en az iki grup için. Yani tek grup testimizde biz öyle bir varsayımla karşılaşmadık. Ama grup sayısı 2'ye çıktığında ve bundan sonraki süreçte de 3, 4 ve 100'leri olduğunda da bu varsayım bizlerin karşısına çıkacak arkadaşlar. Varyansların homojenliği varsayımı. Dediğim gibi bu ayrı bir test edilmesi gerekiyor. Test sonucuna göre varyansların homojen olup olmadığı yani eşit olup olmadığı ortaya çıkacak. Bu durumda da arkadaşlar eğer varyansların homojenliği varsayımı geçerliyse bu yukarıda sizlere göstermiş olduğum T testi bizlere çok güçlü ve doğru bir sonuç verecektir. Ancak homojenlik varsayımı sağlanmazsa arkadaşlar bu durumda da bu T testinin özel bir durumu. Özür diliyorum, boğazım biraz ağrıdı. Özel bir durumu olan arkadaşlar. Welch T testi dediğimiz bir yapı kullanacağız. Mesela SPSS kullandıysanız SPSS'de bu iki değeri eğer T testi yaptığınızda böyle ikiye böler arkadaşlar. Bu sol tarafta varyansların eşitliğini, burada da varyansların farklılığı durumunda iki tane P değeri ortaya çıkartır. Aslında iki durum içerisinde bu işlemi gerçekleştirir. Çünkü varyansların homojenliği varsayımı gerçekleştiğinde bizim T testi kullanırken varyansların homojenliği gerçekleşmediğinde de Welch'in T testi dediğimiz aslında T testinin özel bir durumu kullanılır arkadaşlar. Bununla ilgili yine internet üzerinden araştırma yaparsanız arkadaşlar yine Wikipedia karşınıza çıkabilir. Welch'in T testi. İstatistikte Welch'in T testi veya eşitsiz varyans T testi olarak da geçiyor. İki popülasyonun eşit araçlara sahip olduğu hipotezi test etmek için kullanılan iki örneklemli bir konum testidir. Yani aslında bizim yaptığımız iki gruplu bir T testi yapısıdır. Welch'in T testi student T testinin uyarlanmasıdır. Yani ne dedik aslında? T testinin özel bir durumudur arkadaşlar. Welch'in T testi. Yani student T testi yardımıyla türetilmiş ve iki numunenin eşitsiz varyanslara yani varyansların eşitliği varsayımı gerçekleşmediği durumda veya eşit olmayan örneklem boyutlarına sahip olunması durumunda daha güvenilir bir sonuç ortaya çıkartıyor arkadaşlar. Bakın yine burada da dikkat ederseniz kendisine ait olan bir T formülü var. Nasıl ben size burada eşit varyans durumunda formülü gösterdiysem yine bu şekilde de bu testte de bu formül var. Ancak bu formülü bir daha yazmamızın anlamı yok. Çünkü biz yine yazılım üzerinden bu varsayım gerçekleşmediğinde nasıl bir yol izleyeceğiz onu da sizlere uygulama olarak anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Yapı bu şekilde. T testinin yapısı, varsayımları bu şekilde arkadaşlar. Peki bir örnek yapalım isterseniz. Örneği bir tane örnek yapalım. Tüm varsayımların gerçekleştiği varsayımıyla bir örnek yapalım. Daha sonra da varsayımların durumuna göre neler yapabiliriz, nasıl örnekler yapabiliriz onu da artık ilerleyen videolarda sizlere anlatmaya çalışacağım. Peki. Hatta şöyle de bir Excel oluşturmuştum ben kendime. Onu da açayım. Okul diye bir Excel arkadaşlar. Şimdi A okulu ve B okulu var arkadaşlar. Bu okulda
Öğrencilerin sınav sonuçları karşılaştırılmak isteniyor. Sonuçta iki farklı okul olduğu için aslında iki farklı grup var burada. İki grup arasındaki ortalamayı benim test etmem gerekiyor. Nasıl? Bunu T testiyle yapıyorum. Aynı öğrenciler olmadığından dolayı ben eşleştirilmiş veya tekrarlı veya bağımlı T testi yerine bağımsız T testi yapıyorum. Çünkü iki grupta birbirinden bağımsız ve farklı arkadaşlar. A okulu ve B okulu yapıları. Bu arkadaşlardan 9'ar tane örneklem alınıyor birbirleriyle ilgili. Bu sınav sonuçları da buraya çıkıyor arkadaşlar. Bunlar mesela deneme sınavı yapısı burada ortaya çıkıyor. Peki bunu öncelikle sizlere anlatmış olduğum formül üzerinden bir çözmeye çalışalım. Yani şimdi varsayımların hepsinin geçerli olduğunu varsayıyoruz. Herhangi bir teste tabi tutmuyoruz. Sadece formülü nasıl çalıştığını sizlere göstermek istiyorum. Peki geldim buraya. Şöyle sayfa 2 açalım. Buraya yazalım. Şimdi öncelikle bana ne gerekiyor arkadaşlar? Bir hipotezi bir oluşturalım, doğru mu? Şunu da bir kaldıralım, şuradan çizdirelim. Şimdi H0 hipotezi mü A, yani A okuluyla mü B, B okulu arasındaki sınav ortalamanın arasında herhangi bir fark yoktur. Şöyle yazalım. Fark yoktur. H1 ise H1 hipotezi ise birbirleri arasında fark vardır. Fark vardır. %95 güvenle bunu test edeceğim. %95 güvenle. Yani alfa değerim aslında 0,05. Ve artık biliyorum ki çift kuyruklu bir hipotez yapısı. Peki verilerim burada. Öncelikle ne gerekiyor? Formüle bir dönelim. Her iki grubun da bana ortalamaları gerekiyor, doğru mu? X1 bar, X2 bar. Bunu bir hesaplayalım. Bunu direkt Excel üzerinden şuraya hesaplıyorum. Diyorum ki ortalama. Gel şunu bir al. Burası ortalama, burası da B okulun ortalaması. Sonra bana ne gerekiyor arkadaşlar? S kareyi hesaplamam gerekiyor. S kareyi hesaplayabilmem içinse her bir grubun kendi örneklem varyanslarını bulmam gerekiyor. Sonuçta bu birinci grubun örneklem varyansı. Bu da ikinci grubun örneklem varyansı. Geldim buraya. Şöyle açalım Excel'imizi. Altına varyansı atıyorum. Varyansı Excel üzerinden var nokta S. Bir örneğe dayanarak varyans tahmini diyor arkadaşlar. Varyansı da yine aynı şekilde bu grup için ve bu grup için yazıyorum. Sonra buraya ortak varyansı hesaplatmam gerekiyor. Doğru mu? Şuraya yazıyorum. Ortak varyans yapımı nasıl çalışıyordu prensibi? Her bir n değerinden bir çıkartıp kendi varyansıyla çarpıp toplamını da her iki örneklem sayısının toplamının eksi 2'ye çıkartıyorduk. Peki geldim şuraya. Ne dedik? İlk önce benim yazmam gereken ne arkadaşlar? Tekrar döndüğünüzde her bir gözlemin grup gözleminden bir çıkartıp kendi varyansıyla çarpacağız. Geldim. Kaç tane veri var? 9. Diyorum ki hatta şöyle yapalım. 8 çarpı birinci grubun varyansı. Doğru mu? Bunu bir yazdık. Sonra formül nasıl devam ediyor? Artı şuraya devam edelim. Artı 8 çarpı ikinci grubun varyansı. Bunu da yazdık. Bunu da enterladık. Sonra bu değerleri aşağıdaki n1 artı n2 eksi 2, yani 9 artı 9 18, 2 çıkart 16'ya bölmem gerekiyor. Tekrar geldim. Buradaki değerin tamamını da şöyle parantez içerisine alalım ve 16'ya böldüğümüzde ortak varyansın 24,52 olduğunu artık bulduk. Nasıl devam ediyor peki T testi? Ortalamaları birbirinden çıkart. Karekök içerisinde ortak varyans çarpı 1 bölü n1 artı 1 bölü n2 geldik. O zaman şuraya da T hesap diyorum arkadaşlar. Bu arada bunları Excel üzerinden direkt olarak da hesaplayabilirsiniz ama konumuz bu değil. Konumuz Python üzerinde olduğu için göstermek istemiyorum orayı. Peki.
Öncelikle birinci gözlemin ortalaması eksi ikinci gözlemin ortalaması. Yani ne yaptık? X1 ortalama eksi X2 ortalama. Daha sonra bu değeri bölü diyorum. Bölü dedikten sonra karekök içerisine alacağım. Karekökte ne var arkadaşlar aslında? Karekök içerisinde ortak varyans çarpı 1 bölü 9, 1 bölü 9 değil mi? 1 bölü 9, 1 bölü 9 aslında 2 bölü 9'a geliyor. Çarpı 2 bölü 9 diyelim ve burayı da hesapla 2,189 değerinin ortaya çıktığını tespit ettik arkadaşlar. Peki T hesabı bulduk. Artık bana ne gerekiyor? Bir de T tablo gerekiyor, doğru mu? T tablo diyelim aslında yapım nasıl benim? 0,05 ve çift kuyruklu bir yapı. Ancak burada dikkat etmem gereken nokta T'deki serbestlik derecesi. Neydi serbestlik derecesi? Tekrar bakıyorum. N1 artı N2 eksi 2 yani 18 eksi 2'den 16 serbestlik derecesine bakmam gerekiyor. 16 serbestlik derecesinden çift taraflı 0,05'i bulmam gerekiyor. Geldim şöyle, hatta büyütelim. 16 serbestlik derecesini bulduk. Buradan geldim çift yönlü 0,05 değeri de 2,12 olarak tespit ettim. 2,12 onu da yazalım. 2,12 değerinde yazalım arkadaşlar. Yanlış yazdık. Bunu da yazdık. Peki T hesap ve T tablo değerinin karşılaştırılması. Hesap tablodan büyük olduğu için yani 2,18 2,12'den büyük olduğu için H0 red diyoruz. Doğru mu? H0 red dediğimizde fark vardır. Yani aslında bu iki okul içerisinde sınav sonuçları arasında bu öğrenciler arasındaki sınav sonuçları arasında farklılık vardır. Nasıl vardır? %95 güvenle fark vardır yorumunu getiriyoruz. Peki bu yapıyı Python'da çözersek nasıl olacak? Öncelikle isterseniz şu 2,18'i bir yazalım. Şöyle bir yere de yazalım 2,18. Bu 2,18'i benim bulmam gerekiyor Python üzerinden. Bakalım doğru hesaplayabilecek miyiz? Peki buraları sildim. Burayı da sildim. Geldim burayı da sildim. Bir Excel dosyası. Bunu da kaydettim. İsmi okunmuş. Masa üstünde dursun. Artık burayla da bir işim yok benim. Burayı da kapattım arkadaşlar. Şunu da kaydetme diyorum. Python'ı bir açalım. Bakalım Python'da çözmeye çalışalım. Aynı veri setini. Diyorum ki from scipy import ne diyoruz? Stats modülü. Bir de import pandas. Şöyle yazalım. Pandas SP'de neden yaptım bunu? Excel okuyabilmek için. Veri diyorum. PD nokta read Excel diyorum. Excel neredeydi? Masa üstünde. Adı neydi? Okul. Geldim buranın konumunu kopyaladım. Geldim buraya yapıştırdım. Konum üzerinden şöyle ne yazıyoruz? Okul nokta XLSX diyorum arkadaşlar. Peki şu sütunlar benim için önemli. Sütunlara ne isim verdik ona bir daha bakayım. Çünkü iki tane sütunu ayrı ayrı çağıracağız. A okulu B okulu. Okey tamam. Bunu da kapattık. Şimdi verimizi okuduk artık. Mesela yani print veri dersem Excel'deki verilerimin ikisini de aynı şekilde ben buraya okumuş olarak getirebilirim. Bakalım ya getirsin arkadaşlar. Bakın A okulu ve B okulu şeklinde artık çıktı olarak alabiliyorum. Burayı sildim. Öncelikle alfa diyelim. 0,05. Bunu yazdım. Şimdi geldik artık T istatistiğini hesaplamaya. Yapacağımız işlem bu bağımsız değişkenler için yapılan bir T testi. Tek örneklem olsaydı one sample T testini çağıracaktık. Bu durumda da yine T hesap ve P değeri olacak. Doğru mu? Eşittir diyorum. Stats üzerinden arkadaşlar t test int dediğim yapıyı çağırıyorum. Bu bağımsız örneklemler için kullandığımız t testi yapısı. Bunun içerisine iki tane grubu göndermem gerekiyor. A grubu ve B grubu dediği parametre olarak istedi. Bunlardan ilki veri A okulu.
Yani veriden A okulunu al ve bunu A'ya gönder. B içinde yine veri üzerinden B okulu başlığını al. Bunu da veri ikinci grup olarak gönder. Virgül diyorum arkadaşlar. Alternatif yapısı neydi? Çift taraflı olduğu için to sided. Bunu da gönder. Daha sonra şu T hesapla P değerini bir yazdır. Hatta P değerli bir işimiz var. Neyse yazdırsın onu da önemli değil. If P küçüktür, alfa ise print H0 red diyelim. Eğer değilse yine print H0 reddedilemez diyelim. Yapımız bu. Biz biraz önce T hesap dediğimiz aslında T istatistiğini kaç bulmuştuk? 2.18. P değerini hesaplamadık. P değerini programın hesaplamasını istiyoruz. Çalıştıralım. Bakalım Excel üzerinden okuduğumuz yapıda biz H0'ın red olduğunu ortaya çıkartmıştık. Bakın H0 red diyor. Değer T hesap değeri 2.1892. Aslında bizim formülle bulmuş olduğumuz T hesap değerini doğru hesapladık. Aslında buradaki P değeri de buradaki T hesabın T dağılımı üzerindeki sınırladığı alan arkadaşlar. Yani tamamen P yapısı da o zaten. Onu da tekrar edelim demiş olduk. H0 red diyoruz arkadaşlar. Yine bir önceki Excel'le çözdüğümüzde aynı sonuca ulaştık. Bu bağımsız yapılar için T testi, iki grup T testi yapısının çalışma prensibi bu şekilde. Burada dikkat etmemiz gereken nokta varsayımlar üzerinden gerçekleştiği durumda. Yani sadece burası da değil aslında. İstatistiki süreçlerin tamamında varsayımlar gerçekleştiği sürece biz sağlıklı bir sonuç elde ederiz arkadaşlar. T test yapısı da bu şekilde çalışıyor. Bu örnekle bu videoyu da bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda hem varsayımlar üzerinden ilerleyelim hem de nasıl farklı sorular var, neler yapılabiliyor gerçek hayatta da özellikle kullanıldığı için bu test yapısı. Onu da birlikte inceleyebilirim arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşça kalın.